Kırmızı Masa'ya hoş geldiniz. Bu kongrede ben kavgayı ben çıkardım. Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'un hazırlayıp sunduğu Kırmızı Masa'ya konuk olan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, yakın siyasi tarihe ilişkin çarpıcı detaylar anlattı. İş kontrolü elden çıkardığımızda... Milli Görüş Hareketi'nin ilk siyasi partileri Milli Nizam ve Milli Selamet'te aktif görevler alan Mustafa Karahasanoğlu, 1978 MSP Kongresi'nde yaşananları ilk kez anlattı. Karahasanoğlu o kongrede Korkut Özal ve ekibinin Erbakan'ı devirerek partiyi ele geçirmeye kalkıştıklarını ifade etti. Genel İdare Kurulu'nu değiştirmek istiyorlardı. Hocanın kontrolündeki bir Genel İdare Kurulu seçiliyordu. Seçildi gibi. Bunlar da Genel İdare Kurulu'nun değiştirirse yönetiminde düzelebileceğini, yani yenilikçi dedikleri ekibin rahat çalışabileceğini düşünüyorlardı. Ve Tayyip Bey de, bunların iki tane liste vardı bu kongrede. Bir yeşil liste, bir de mavi liste. Yeşil liste onlarındı. O listede haysiyet divanı üyeleri arasında Tayyip Bey vardı. Yani listeye de girmişti. Kalktım, önüne çıktım. Yakasından tuttum. Koltuğunu. Ama herkes şunu anlatıyor, Mustafa Karahasanoğlu orada elini belini attı. O sonraki safa. Mustafa Karahasanoğlu gerilimin asıl sebebini ise yıllar sonra ilk kez anlattı. Diye kadar hiçbir yerde anlatmadım. Şey yaptılar, divan başkanlığı konusunda listeyi dağıttılar. Liste oylandı. Oylanırken şey yapmadan, saymadan, suymadan Korkut Bey'in listesini kazanmış telakki ettiler. Peki divan başkanı da dahil ama onlar saymadan değil mi? Kimi ilan etti? Korkutçular mı? Tabii. Onlar. Öyle yapınca ben Allah biliyor samimiyetle hocayı götürdüler bunlar dedim. Liste oyunuyla Necmettin Erbakan ve arkadaşlarına karşı darbe girişimi gördüğünü ifade eden Karahasanoğlu, silahına davrandığı iddiasını ise ilk kez doğruladı ve şunları söyledi. İşin ciddiyetini ve bizim aleyhimize bir ciddi durum çıkacağını şey yapınca ben tabii biraz daha ölçüsüz hareket etmeye başladım. Korkut Bey'i yakasından tuttum. Sırasını oturtturdum. Ondan sonra onu ben yapınca Korkut Bey'in taraftarları bana yüklenmeye başladılar. Biz onlara, onlar bize derken orası biraz karıştı. Biraz da görüntü vermek için elimi şöyle yaptım. Ama her şey olabilirdi diyorsunuz yani. Olabilir tabii. Karşı tarafın olayı bakışına bağlı. Ciddiye alırlarsa, ciddi bir şekilde üstüne gelirlerse yapacağım bir şey yok. Korkut Özal'ı öldürebilirdim diyorsunuz yani o kadar. Yok, ayaktan yukarıya çıkmam benim adetim. Bu kadar sizi kızdıran neydi? Yani hocanın saf dışı bırakılma endişesi. Hocayı tamamen dışlıyorlar. Hoca devre dışı kalacak. Parti kopup gidecek.